Çok. Maçın değerlendirmesini göreceğiz. Valla Düzcük maçından sonra kazanmamız gereken bir maçtı. Yani oyuna iyi başladık. Orada golü de bulduk. Golden sonra da ilk yarı bitene kadar maçı koparacak pozisyonları da bulduk. Ama dediğim gibi ileride pas tercihlerini, final paslarını sağlıklı atamadığımız için soyunma odasına 1-0 galip girdik. İkinci yarı ilk 5 dakika gayet iyi başladık. Orada bastık. Fakat sonradan gayri ihtiyar nedense onu tabii ki şimdi yarın oturup konuşacağız arkadaşlarla. Geriye çekildik. Bu arada da rakibimiz bir ölü toptan beraberliği sağladı. Ama aynı anda hemen golü bulmamız bizim açımızdan çok avantaj oldu. Şayet golü bulmayıp uzun süre gol atamasaydık o zaman tabii büyük bir sorun yaşayabilirdik. Ama 2-1'den sonra da pozisyon bulduk. Orada da maçı koparabilirdik. Çok rahat oynayabilirdik ama olmadı. Belki de oyuncularımız bu liderliğin verdiği telaştan, şampiyonluğu verdiği baskıyla maçı bu şekilde bitirmek için rahat oynayamadılar. Ama bundan sonra çok daha rahat oynamamız gerektiğini hep beraber oturup konuşacağız. Çünkü telaş yaparsak o zaman sorun yaşarız. Bu telaşı bir an önce takım halinde bırakmamız gerekiyor. Maçı kazandığımız için sevinçliyiz. Bu arada da bu soğukta gelip bizi destekleyen seyircimize de sonsuz teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Sorulara geçirdiğinde neler düşünüyoruz? Oyuncu değiştirirken? Ya şimdi bu arada orta sahada biraz bocaladık. Geride de tabii Orkun uzun süre oynamadığı için orada biraz uzun süre oynamanın verdiği şeyden, huzursuzluktan oraya Yasin'i alıp orta sahayı güçlendirme adına şeyden Taylan'dan Ali Selin'i aldık. O şekilde düşündük. Evet. Ankara Gücü maçı nasıl olur? Çok kritik karşılaşmaya evet. gidiyoruz. Ya çünkü Göztepe maçından daha önemli bir tabii, maç. Göztepe maçından önce oynayacağımız en önemli maç. Zaten biz oyunculara Düzcük maçını oynarken de bu maç bizim şampiyonluk maçımız diyoruz. Pazarı'da oynarken bu maç bizim şampiyonluk maçımız. Şimdi bu hafta da aynı şeyi Ankara Gücü maçı için söyleyeceğiz. Ankara Gücü'nün maçını kazandığımız an inanıyorum ki buradaki Göztepe maçı bizim için şampiyonluk maçı olacak. Ozan'la Furkan'ı sakladınız mı yoksa Ozan'ı vardı? Ozan'ı evet, Ozan'ı dinlendirdik. Yani şey yaptık. Ama takımımızda 5 tane 3 sarı kartlı oyuncu var. Evet. Onun için şimdi biz Orkun'u uzun süre oynatmadık. Böyle bir maçta oynatmadığımız zaman 3 sarı kartlı oyuncumuz yerine oynayan gördüğü zaman Orkun'u direkt önemli bir maçta bank oynattığımız zaman o zaman daha zorlanırdık. Onun için maç eksiğini gidermesi adına biz tabii bütün futbolcuları seviyoruz. Bekir'in Bekir'in dönüşü ihtişamlı oldu. Kaleci Bekir'in dönüşü çok kritik hamlelerle maça ağırlığın damgasını vurdu. Hakkı'nın ilk 11'de haftalardır Hakkı'yı biz ilk 11'de göremiyorduk. Sümet Hakkı ilk 11'de başladı. Bu değişimlerin sebebi neydi? Ya bizim 22 oyuncunun 22'si de bu takımda oynayacak oyuncu. Bizde 6 tane eksik oyuncu olduğu zaman ben çıkıp da bizde hiç 6 tane eksik oyuncumuz var demedik. Biz sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Bu Bekir de olur, Ethem de olur, İsmet de olur, Furkan da olur. Yarın yeni aldığımız Volkan da olur. Onun için isimler bizim için önemli. Ya bizim için isimler önemli değil. O gün sahaya sürdüğümüz oyuncuların bize göstereceği performans önemli. Hepsi de inanılmaz derecede çalışıyorlar. Biz kadroyu yaparken zorlanıyoruz. O zaman final sorumu sorayım. Ankara Gücü maçı ne olur hocam? Ankara Gücü'nü kazanmamız gerekiyor. Kazanabileceğimiz bir maç. Onun için 2 günlük bir süremiz var. İyi dinlenip, o maça zihinsel olarak iyi hazırlanıp, Göztepe maçından önce o maçı muhakkak kazanmamız gerektiğinin bilinci içinde gidip, inşallah da kazanır döneriz. Size yürekten başarılar diliyorum. Teşekkürler.